12. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersi kazanım 4. testimiz 1960 sonrası Cumhuriyet dönemi hikaye, küçürek, minimal hikaye 2. testimiz. İlk sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz, bu parçada kullanılan anlatım teknikleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir diyor. Parçamızı okuyalım. Güz yağmurlarıyla birlikte adadan ayrılma isteği belirdi içimde. Kışı burada geçirmekten korkuyordum. Burası bir ada. Dört yanı denizlerle çevrili. Bir denizin üstünde oturmuş ya deniz dibindeki kayalar çözülürse ya da batarsa bundan mı korkuyordum? Bilmiyorum. Kışın esecek günler boyu dinmeyecek fırtınaların korkusu muydu içimdeki? Bilmiyorum. Bir sabah iskeleye gittim. 2 gün sonra kalkacak vapur için bir bilet istedim. Bir tek bilet. İskele memuru önüne koyduğum parayı eliyle etti. Nereye gidiyorsun dedi. Adamızda rahat etmediniz mi? İşlerimi çözümleyip döneceğim dedim. Hangi işler dedi. Neyi çözümleyeceksiniz? Bırakın bunları. Oturun oturduğunuz yerde. Bakın artık yabancılar da kalmadı adamızda. Ben sizin düşüncelerinizi sormadım dedim. Ben ilk vapur için bir yer istiyorum. Bir yer mi? Dedi iskele memuru. İlk kalkacak vapurda sizin için bir yer yok. Yani bütün yerler dolu mu dedim. Hayır dedi. Sizin için yer yok dedi. Bu ne demek dedim. Bu şu demek ki adadan ayrılmak için sizin özel izin almanız gerekiyor. Yukarıdaki parçada, hikaye parçamızda kullanılan anlatım tekniklerini belirleyelim. Diyalogları görüyoruz. Bu bizim için hemen belirleyeceğimiz en kolay anlatım teknikleri olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü konuşma çizgileri var. Dolayısıyla diyalog tekniğinden yararlanılmış. Ayrıca ilk bölümümüz bizim için anahtar. Buradan karakterin duygu ve düşüncelerini belirli bir mantık sırasıyla karakterin ağzından olduğu gibi aktaran anlatım tekniğimiz ise yani karakterimiz kendi kendiyle konuşuyormuş çasına anlatılmıştır. Dolayısıyla burada karakterimiz kendi kendiyle konuşuyor olduğu o cümlelere yer verilmiş. Yani iç monolog anlatım tekniği kullanılmıştır. Dolayısıyla buradaki hikaye parçasından alınan bölümde kullanılan anlatım teknikleri iç monolog ve diyalog tekniğidir. İkinci sorumuz, bu cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilemez diyor. Türk edebiyatında küçürek öykü denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biridir. Bu isimler Ferit Etkü, Tarık Dursun Kahve, Vüsat Obaner, Necati Tosuner buradaki boşluğumuzda getirilebilir. Mustafa Kutlu küçürek hikaye deyince ilk isimlerden biri değildir. Yine Mustafa Kutlu da önemli hikayecilerimizden biridir ayrıca. Üçüncü sorumuz, bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır diyor. Küçük istasyon binasının arkasında batal bir hatta çekilmiş eski bir vagonda kalıyorduk. Vagondan ev. Babam erkenden işe giderdi. Ben uyandığımda yoktu yani. Annem o sırada dışarıda olurdu. Tavuklara yem veriyor tabii. Kızardım ona. Beni bekle, beni uyandır. Birlikte yem verelim diye. Dışarıda yakıcı bir güneş vardı. Yazın güneş, kışın kar. Doğuda bir yerlerde olmalıydık. Annem vagon evin önüne bir bahçe kurmuştu. Vagonun çatısına çekilmiş iplere dolaşık, ebruli, mavi kahkaha çiçekleri, cennet süpürgeleri, gece sefaları, kadifeler, hatta teneke kutuları dikilmiş, iki de karanfil vardı. Havalar serinleyince karanfilleri içeri alırdık. Vagon evinin ırmağa bakan yüzüne bir pencere açılmıştı. Karanfilleri onun önüne koyardık. Sabah uyandığımda pencereden sızan güneş gözlerimi kamaştırır, ortalığı bir karanfil kokusu kaplardı. Yukarıdaki paragrafta hem vagon evi ve bahçesini bizim gözümüzün önünde
bir tablo gibi beliriyor. Hem de kahramanları olan bir olay öyküsü olan bir film şeridi gibi gözümüzün önünde geçen bir olay anlatıyor. Dolayısıyla bu paragrafta ya da bu parçada öyküleyici ve betimleyici anlatım biçimleri birlikte kullanılmıştır. Dördüncü sorumuz, bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu okulu kazanacakların hepsi de benim gibi yoksul çocuklar mı anne? Onu da öğrendin mi? Öyle ya yoksul çocukları ki parasız yatılı için imtihan oluyorlar. Öyleyse ben burayı kazanırım. Üzülme. Sınavı pek iyiyle bitiririm. Artık burada arkadaşlarım olur. Haftada 2 gün sen hastaneden, ben okuldan çıkıp eve döneriz. Sana da konuk günlerinden bakkal bisküvi alırım. Burada parçamızda da gördüğümüz üzere yoksulluk üzerine yazılmış bir ailenin zor durumda oluşu ifade edilmeye çalışılmış. Parasız yatılı sınavına giren bir çocuk anlatılıyor. Dolayısıyla D seçeneğimiz de burada doğru teması paragrafımızın bir ailenin zorluklar karşısındaki mücadelesi dile getiriliyor. Beşinci sorumuz. Bu parçanın anlatım özellikleriyle ilgili çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir diyor. Kalabalıkta kimsenin yüzü kendinin değildir. Bilirsiniz. Ben de zaten bir telaş içinde geçmiştim havaalanının kapalı mekanlarını. Ama şimdi gördüğüm görevli yüzlerdeki gülümsemeleri parça parça birbirine ekleyince bu taksi şoförünün yüzündeki ifade birden ete kemiğe büründü. Ben de elimde olmayarak aynı şekilde gülümsedim galiba ve gideceğim yeri söyledim. Yola koyulduk. Kabaklar tozlu yapraklarla yeni dikilmiş çınar ağaçları, akasyalar, zakkumlar yol kenarında esans duruşa geçmişlerdi. Önümüzden yanımızdan geçen araçlar ağaçlarla birlikte beni sessizce selamlıyordu sanki. Bana daha vay canına böyle bir karşılama töreni mümkünlüğü yok. Hayal edemezdim. Bunlar benim yıllar önce bırakıp gittiğim ağaçlar, yollar ve şoförler değildi. Öznellik hakimdir. Kahramanımız özne ifadelere yer vermiştir. Doğrudan anlatıma başvurulmuştur paragrafta. Yani hiç değiştirmeden tırnak içerisinde alınan parçamız da var. Mecazlı anlatımlara yer vermiştir. Ete kemiğe bürünmesi gibi. Dolayısıyla bu parçanın anlatımında 1, 2 ve 3 numaralı bölümlere parçamızdan rastlıyoruz. Altıncı sorumuz, bu parçada özellikleriyle verilen mekanlar arasında sayılmaz diyor. Arayacağımıza bakalım şıklardan ilk önce. Yeşil ova, geniş tarlalar, büyük tren istasyonu, küçük bir istasyon, bitki örtüsünden yoksun tepeler. Küçük tahta bavulumu bir elime, ak bezden dikilmiş torbamı öbür elime alıp hazırlandım. Tren yayvan çıplak tepelerin önünden geçiyordu. Sonra yeşil bir ovaya girdi. Tepeler gittikçe uzaklaşıyordu. Geniş tarlalar başlamıştı. Kavaklar, söğüt ağaçları belirdi. Derken tren yavaşladı. Akasya ağaçları içindeki küçük bir binanın önünde durdu. İstasyonda kırmızı şapkalı memurdan başka kimse yoktu. Yeşil ovalardan bahsetmiş. Aşık neyleriz? Geniş tarlalar yine yukarıdaki parçamızda vardı. Küçük bir binanın önünde durdu diyor tren. Yani küçük bir istasyon binasından bahsediyor. Bitki örtüsünden yoksun tepeler yani tren yayvan çıplak tepelerin önden geçiyordu diyor. Yani bitki örtüsünden yoksun tepeler de vardır. O büyük bir tren istasyonundan parçamızda bahsedilmemiş. 7. sorumuz. Bu parçaya göre aşağıdaki parçaların hangisinde küçük bir hikayeden alınmış olabilir diyor. Ömer Seyfettin, Sait Faik Abasıyanık, Memduh Şevket Esandan,
Refik Halit Karay, Sabahattin Ali hikayenin Türk edebiyatında bir edebi tür olarak yerleşmesinde yoğun emek sarf etmişlerdir. Bugün geldiğimiz noktada hikaye anlatma tarzında klasik yapıda öyküler yazmaya devam eden yazarlar olduğu gibi daha çok ima yoluyla anlatan, imgesel bir dil kullanarak daha kısa metinler kuran, yani küçük hikayeler yazan yazarlarımız da vardır. Küçük hikaye yazarları sıradan fakat yoğun ve özgün yaşantıları bu yollarla bize anlatırlar. Bu tür hikayelerde nasihatte bulunulmaz, karakter geliştirmez, okuyucuyu bir yere taşımaz ancak bazı değişmez hakikatleri sezdirir. İnsanları onlarla aniden yüzleştirerek şok uyarlamalar yapar diyor. Aşağıdaki şıklarda hikaye parçalarına yer vermiş, bizden küçük hikayeyi bulmamızı istiyor. Yani yoğun bir anlatımın özgün yaşantılardan yola çıkarak yazılmış olacak. Karakter geliştirmeyecek, okuyucuya bir nasihat vermeye çalışmayacak. İmgesel anlatımlarının yer aldığı küçük hikaye tarzında bir metin arıyoruz. Birkaç hafta önce her sabahki gibi kahvemi içerken gazeteleri gözden geçiyordum. Puslu, bungun bir Haziran sabahıydı diyor. Bu metnimiz bir olay anlatıyor ve küçük bir hikayeden alınmış metnimiz değil. Kaç kardeştik bilmiyorum. En küçük bendim ve henüz sayı saymayı bilmiyordum. Öğrendiğimizde ise hepimiz dağılmıştık. Buradaki parçamız küçük bir hikayeden alınmış. Yani buradaki metni okuduğumuzda o yaşantı ile ilgili bilgilere, yani yoğun bir anlatım var, okuyucu bir yere taşınmayı istememiş, bir olay örgüsü kurulmaya çalışılmamış. Dolayısıyla Bursa seçeneğimizdir, cevabımız. Diğer şıklarımızı da okuyalım metinlerimizi görmek adına. Evin her yanı yeni ovulmuş pirinç kaplar gibi pırıl pırıl. Su kapları dolu, gaz tüpleri dolu. Artık kafasının takılıp kalacağı tek bir nokta yok. Oğlum Musa da evliliğini İstanbul'da yaptı. Bura delikanlısının erliği de, sivilliği de hep deniz üzeredir. Deniz daha bebeyken belir verir. Ülkenin büyük şehirlere uzak bir dağ başı kasabasında bir demiryolu istasyonunda çalışan üç hikayeciydik. İstasyon binasına bitişik yan yana üç kulübemiz vardı diyor. Buradaki anlatılardan da fark etmişsinizdir küçük hikayeyi nasıl ayırt ettiğimizi. Sekizinci sorumuz. Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır diyor. Anlaşılan aklıma takılan düşünceleri daha uzun boylu düşünüp duracağım. Kendimi belirlemek için gerekli bu. Kendimden kaçmak istemiyorum artık. Kendimden kaçtığım zaman yenildim. Uzaklarda bomboş, yabancısı olduğum yerlerde bozguna uğradım. Kuş karmaşasının içine düştüm. Kendimden uzaklaşmış olmanın korkusunu duydum. Burada karakterimiz kendi kendisiyle konuşuyor. Dolayısıyla onun zihninden geçenler yazıya aktarılmış. Burada iç monolog tekniğimiz kullanılmıştır. E seçeneğimizdir. Doğru. 12. sınıf Türk Dili Edebiyatı dersi kazanım 6. testimizi çözüyoruz şimdi. Cumhuriyet dönemi saf şiir anlayışı ile ilgili bu testimiz. İlk sorumuza başlayalım. Bu parçada aşağıdaki edebi akımların hangisinin etkisi söz konusudur diyor. Yukarıdaki parçamızı okuyalım. Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahate nelemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bir çare gönüller. Ne giden son gemidir bu. Ne hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Yukarıda alınan parçadan öncelikli olarak kafiye ve redifle, tabi bunun dışında sadece kafiye ve redifle değil, dize içindeki kelimelerle de bir ahenk yakalamaya çalışmış sanatçımız ve bununla bir musiki oluşturmuş. Her okuyanın farklı çağrışımlar uyanması sağlanmaya çalışılmıştır.
Sembollere yer vermiştir. Gemi gibi, liman gibi, rıhtım gibi, ufuk gibi sözcükler burada sembol olarak kullanılan sözcüklerdir. Dolayısıyla buradaki çıkarımlardan, aşağıdaki edebi sanatlardan sembolizme yöneliyoruz. Çünkü sembollere yer vermiştir demiştik. Dolayısıyla A'dır cevabımız. İkinci sorumuz, bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir diyor. Parçamızı okuyalım. Söyle sevda içinde türkümüzü. Aç bembeyaz bir yelken. Neden herkes güzel olmaz yaşamak bu kadar güzelken? İnsan dallarla bulutlarla bir aynı mavilikten geçmiştir. İnsan nasıl ölebilir yaşamak bu kadar güzelken? Dördüncü yani her dörtlüğün son dizesinde şairimiz aynı şeyi tekrarlamış. Yaşamak bu kadar güzelken demiş. Yani yaşama sevincinden bahsetmiş. Şiirimizin teması da budur. C şıkkımız yani yaşama sevincidir. Doğru cevabımız. Üçüncü sorumuz, aşağıdaki dizelerin hangisinde somutlamaya başvurulmuştur diyor. Somutlama soyut anlamlı olan bir sözcüğün metnin içerisinde somut anlama gelecek şekilde kullanılmasıdır. Aşağıdaki şıklarımızda da E şıkkımızda böyle bir durum söz konusudur. Zaman sanki tahtayı duyuluyor zamanı tahtayı kemir diye denmiş. Yani zamanı kemirgen birisi olarak yani bir fare olarak düşünmüş. Yani somutlaştırılmıştır. Bize ipuçlarını her zaman verir bir özelliği somut olarak düşünmemizi sağlayacak. Burada kemirgenliği vermiş. Yani zamanı bir canlı olarak düşünmüş ve somutlaştırmıştır. Dolayısıyla E seçeneğimiz de doğru. Dördüncü sorumuz. Bu dizelerde kafiyenin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Işıklar ipek olur, yapraklar çiçek olur, çalılar petek olur, dolar kuru dereler. Yukarıdaki dörtlüğümüz bu. Ve olurlar yazılışları aynı, anlamları da aynı olduğu için rediftir. Ve daha sonrasında kalan kelimelerimiz ipek, çiçek ve petektir. Burada eklerimiz söz konusu olmadığı için ses benzerliği arayacağız. K seslerimiz ve E seslerimiz ortaktır. Yani iki sesimiz ortaktır. İki ses benzerliğine tam kafiye diyoruz biz. Yani Bursa seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz. Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisi Cahit Sıtkı'ya ait bir şiirden alınmış olabilir diyor. Az kelimeyle çok şey söylemekten yana olan, söylediklerinin ses ve çağrışım bakımından zenginliğine önem veren Cahit Sıtkı'nın şiirlerinde kuvvetli bir yaşama sevgisi hissettirilir. Yani bizden istediği yaşama sevgisiyle ilgili bir şiirini bulmamızdır. A şıkkıyla başlayan her minnet kabulüm yeter ki gün eksilmesin penceremden demiş Cahit Sıtkı. Yani güneşin her gün doğuşunu istiyorsa birisi buradaki dizelerden de yola çıkarak demek ki yaşama sevgisi içinde vardır. Dolayısıyla A seçeneğimizdir cevabımız. Altıncı sorumuz. Bu dörtlükte ögelerinden hangileri ayin kunsuru olarak kullanılmıştır diyor. Ölçü, redif, kafiye, asonans bize verilmiş. Yıllar bir gözyaşı olup da kaymış bu eski heykelin yanaklarında. Bir yapraktan saçını yerlere yaymış. Sonbahar ağlıyor ayaklarında. Dörtlüğünden yola çıkarak bu şiir bir ölçüyle yazılmış 11'li hece ölçüsü kullanılarak yazılmıştır. Yani ahenk kusuru olarak ölçüden yararlanılmış. Redif ve kafiye ayaklarında, yanaklarında AB şeklinde kafiyelenmiş. Yanaklarında ve ayaklarında larındalar burada redif. Ayak ve yanak sözcüklerinde ki iki ses benzerliği yani tam kafiye ve redif kullanılmış. Yine kaymış da ve yaymışta da redif ve kafiye kullanılmıştır. Yani ölçüye, redife ve kafiyeye yer verilmiştir bu dizelerde.
Yani deniz şıkkımız doğrudur. 1, 2 ve 3 numaralı bölümlerin yer aldığı D seçeneğimiz doğrudur. Yedinci sorumuz. Altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Altı çizili sözcüğümüz sıcak ama cümlenin içerisinde hangi anlamda kullanıldığına bakmamız gerekiyor. Yoksa sıcak yer deyip tuzağa düşebiliriz. Mutlaka cümlelerin içerisindeki anlamlarını iyi değerlendirmemizi istiyorlar bizden sorularda. Yani sadece altı çizili bu parçadaki anlamıyla soruyor. Altı çizili sözcüğün anlamını. Artık donuk bir cam var mavi gökler yerinde. Güneşi benden çalan o sıcak bakışlardır demiş. Demek ki sıcak olan bir yerden bahsetmemiş. Havadaki yüksek ısıdan bahsetmemiş. Sıcak bakışların sahibi dostça olan, sevgi dolu olan birisi anlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla C seçeneğimizdir doğru olan. 8. sorumuz, altı çizili kelime grubunda aşağıdakilerden hangisi vardır diyor. Beyaz beyazlı bulutlar, gölgeler buğulu derin. Ah o hiç dinmeyen rüzgar ve uykusu çiçeklerin. Uyku insanlara özgüdür. İnsan dışındaki insanın özelliklerinin insan dışındaki varlıklara aktarılmasına biz kişileştirme diyoruz. Dolayısıyla burada altı çizili bölümümüzde de kişileştirme söz konusudur. 'Parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Milli mücadelenin heyecanlı yıllarında milli duyguları derinden yaşaması, hayatta asla feda edilmeyecek değerleri tanıması onu sadece şiirlerinde değil, roman ve hikayelerine hatta denemelerine derinden tesir etmiştir. Zaman, ruh ve aşk kavramlarını zengin imajlarla işlediği şiirlerini yazmakta son derece titiz davranmıştır. Öğrencisi olduğu Yahya Kemal'e hayranlığına rağmen belki de onun taklitçisi durumuna düşmemek için tarihi atmosferini şiirinden uzak tutmuşsa da yine de en çok Bursa'da zaman şiiriyle tanınır. Zamanı, geçmiş, yaşanan an ve geleceğin birlikte idrak edildiği bu bütün halinde görülür. Başlangıçta hece kullanmasına rağmen sonraları serbest şiire geçmiştir. Folklordan daima uzak durmuştur. Yahya Kemal ve Valeri'den aldığı mükemmellik anlayışına ulaşma çabasında rüya ve masaldan hareketle duygu ve düşüncelerini ses haline getirir, varlığın sınırlarını sembollerle anlatır demiş. Bursa'da zaman şiirini örnek olarak vermiş bize. Ve zaman kelimesi önemliydi sanatçımızda. Geçmiş zaman, an kelimeleri anahtarımızdı. Cevabımız Bursa seçeneğindedir. Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Buradaki anlatılanların sahibi. 10. sorumuz. Bu parçada söze edilen sanatçının benimsediği şiir anlayışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Necip Fazıl ilk dönem şiirlerinde şekille muhtevayı birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz unsurlar olarak değerlendirmiştir. Bu tarz şiirin özellikleri sonraki şiirlerinde görülür. Daha çok muhtevaya dayanan bir şiir kurma çabası içinde olmasına rağmen şeklin edebi eser üzerindeki belirleyiciliğine dikkat etmiş ve şeklin sağladığı imkanlardan geniş ölçüde yararlanmaya gitmiştir. Onun şiirlerinde lafı uzatma, fazla söz, açıklayıcı ve yorumlayıcı bilgi, hikaye etme, espriye başvurma, zeka oyununa gitme yoktur. Yahya Kemal de olduğu gibi mükemmel olanı yakalamaya çalışmıştır. Burada Necip Fazıl Kısakürek'in ile ilgili bilgi vermiş. Daha sonrasında Yahya Kemal de bu anlayışın, bu şiir anlayışının öncü isimlerinden birisidir. Özellikleri sıralanan anlayışımız, şiir anlayışımız saf şiir anlayışıdır. Geldik 11. sorumuza. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Gün çekildi pencerelerden, aynalar baştan başa tenha. Ses gelmez oldu pencerelerden, gök kubbesi döndü siyaha.
sade bir dil kullanılmıştır yukarıdaki paragrafta. Açık anlaşılır sade bir dili var. Hece ölçüsüyle yazılmıştır. Redif ve kafiyelerden yararlanılmıştır. Lerden, bahçe ve pencerede kafiyelerimiz, lerdenlerde rediflerimiz. Çapraz kafiyeye yer verilmiştir diyor. A, B, A, B şeklinde kafiyelenmiş. Yani çapraz kafiyedir. Tüsel ögeler ve bireysellikten uzak durulmuştur diyor. Ama böyle bir bilgimiz yanlıştır. Yani tüsel ögeler ve bireyselliğe yer vermiştir şiirde. Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada şairin seslendiği varlıklar bir arada verilmiştir diyor. Selam olsun bizden dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun güneşe aya. Işıklar gölgeler suda oynar mı? Hepsi güzeldi kar. Tipi fırtına günlerin geçişi ardı ardına. Hasretiz bir kanat şıkırtısına. Mavi gökte kuşlar yine uçar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan. Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Adımızı soran, arayan var mı demiş. Bu parçada şairin seslendiği altında çizdim. Dünya, güneş ve aydır. O da şıklarımızda, A seçeneğimizde var. Cevabımız dünya, güneş ve ayın olduğu A seçeneğidir.